pil takımı değiştirdik, tekrardan yanınızdayız. Tamam, şimdi kendimize şöyle küçük bir tatlı bir öğrenci çanta aldık. Ne bu, makyaj çantası mı bu? Makyaj çantası. Şöyle yanımızda tavuklar var. Aslında tavukla tutulmaz. Paslanmış balıklar buna gelmez. Canım bunun ağırlığı yok yalnız. Halim! Evet, sen çok zayıfsın gerçekten. Canım, biz balık yakalarsak onu nasıl çıkaracağız iğneden? Bu tavuğu yiyecek olan balık büyük ihtimal bizi yutar ya. Ben zaten o balığı istiyorum artık. Hazır mıyız üstad? Biraz daha küçülttük yemleri. Bayağı küçültmüşüz. Şimdi bak, sen buradaki durumu bilmiyorsun. Şurada evet. Küçük balığı yemliyorum. Hitap ediyorsun. Burada bir büyüğü, burada bir büyüğü, burada en büyüğü. Restoranınız da bayağı bir geniş menü varmış. Tebrik ediyoruz size İbrahim. Bilmiyorum. Beni tutma da. Ya sen... Çok sallama, direkt bırak gitsin ya, şov yapma. Hoppala be. İlk turu attık. Evet, şimdi bekliyoruz. Popura bağlasam mıydı? Çok aşağıya atmıyorum ki balıkları geldiğinde görebileyim. Şimdi benim bu balıkta sevmediğim nedir biliyor musun, balığı sevmemeyi? Hı. Burada atıp bekliyorsun ya saatlerce. Hı. Ne yapacaksın? Hadi. Ne yapacaksın? Böyle bekliyorum. Başka ne düşüneceğim? Böyle etrafa bakıyorum. Nasıl gidiyor? Sıkıcı. Ya buradan balıkçılara söylemek istediğin bir şey var mı bebeğim? Sabır diliyorum onlara. Şans eseri, duran tekneye pilimizi verdik. Yedek pilimiz şarj oluyor şu anda. Ebru Başkan da kendi yeni stratejilerini oluşturuyor balıklar konusunda. Olacak mı bir şeyler? Strateji ne? Yok. Açmıyorum ya, seni mercanların cennetine götüreceğim. Allah! İnanılmaz bir atlayış ya. Geldi balık geldi. Ay küçük balık, ona kıyamam. Balon balığı, balon balığı. Yok. Evet. Alıyorum, kapıyorum. Al, kap. Kapamadım. Kapamazsın, o yemle oğlum yemez o. Yedi. Gördünüz mü balon balonu? Vay be, nasıl oldu komutan ha? Benim görevim bundan sonra bu o zaman. Balon avcılığı. Balon avcılığı. Tuttuğun balon balıkları... Aha. Cihan ne yaptın? Balon balığı istilasına uğradım şu anda. Yavrum, bu balon balıklarını 5 liraya satıyormuşsun. Kuyruğunu değil mi? He, Tarım Bakanlığı alıyormuş, bunu ilaç yapımında kullanıyorlarmış. Aa. Mükemmel bir meslek ya. Cihan'cığım, biz gidelim en iyisi. Korktun sen. Yani... Korkma ya, kürek var. Ha, benim görevimi buldum ben. Neymiş? Balıkları beslemek. Ha tamam. Balon balığıyla Ebru'nun büyük savaşı, ikinci round şu anda. Hadi bebeğim, gel hallet onun işini. Gel, seni yakalım. Aha bak orada. Görüyor musun? Benim duruşuma bakar mısınız? Düşmezsin, korkma ya. Ben böyle yatınca bizim tekne küçük ya. Lan seni yakalamazsam bana da Ebru demesin. Evet, round 2'ye yine balon balığı kazandı. Son round. Evet arkadaşlar, bakın burada kim var? Evet, üçüncü raundun kazananı evet, Ebru. Evet arkadaşlar, burada kim var? Bu şişi patlıyor biliyorsun değil mi? Cihan. Tabii, ortada kalırsa şişi patlıyor bu. Cihan ne yapacağım? Getir, bir operasyon yapacağız onu. Hiç atmayalım, öldürelim onu, zararlı mı? Nasıl bunu yakaladım ama? Var mı seyircilere söylemek istediğin bir şey? Teşekkürler. Hayır, sana bırakamam bunu. Bana bırak, dur. Halledeceğim. Cihan konuşuyor bak, üstüne salarım ha. Ya bunlar istilacı türler işte arkadaşlar. Böyle oynadığımıza bakmayın. Şey, yalnız şey yapacağız, bulacağız. Ne? Vuralım, bir şey olmaz. Bir de ben burada hiç rahat değilim. Düşeceğim sonra balonlara yem olacağım. Vallahi intikam için gelir oğlum. Torun torbalak saldırırlar sen. Balığa bu kadar hırslanmam da. Ya bu balıklar çok bela Ebru. Bütün balık ekonomisini çökerttiler Türkiye'deki. Evet biliyorum. Çok ciddiyim bak, daha Karadeniz'e falan çıkmadı ama bu yarın ona göre de evrilecek yani, öyle tuhaf bir mutasyonlara uğruyor. Virüs ya. Bir kere bunun büyüğünü gördüm. Gerçekten. Cihan'ın kolu kadar falan. Oturup sohbet edesin yerine. Öyle bir çenesi vardı ki. Hatırlıyor musun Ölüdeniz'de? Biliyorum bebeğim, Jaws ya. Bak atalarının ismini duyunca nasıl canlanıyor hemen. Jaws. Katil balina orka. Denizde dehşet. Timsah mıydı o da? Yalnız buna sen yapalım. Sen de oldu çıkaracaksın yani Allah'ın izniyle. Abicim tekne değil ki şey, TRT yayın arabası gibiyiz, baksana her şey. Aynı zehir bana da değdi. Şu anda bir şey oldu bana. Can bir şey olmaz değil mi? Kafam böyle kaldı. Korkutma beni, ver bakalım biraz balon balığı avlayalım. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz değil mi arkadaşlar? O kadar balıkçılık yapıp burada sizi temiz taze balıklar yemeniz için bir anlamda destekliyoruz yahu. Şuraya tekrar istatistikleri bırakabiliyor muyuz Cihan'cığım? Çünkü bizi evet, abone olan kullanıcılar
kullanıcıdan daha çok abone olmayan kullanıcılar izliyor. Evet, istatistikleri bırakayım şuraya. Geçen videoların bir tanesinde bahsetmiştik bundan ve abone artışını hissetmiştik. Ya evet. Abone olmayan insanlardan ricamız lütfen. Bak bu suları bizim kadar kimse temizlemez sizin için. Çok mutlu oluruz. Şakası bir tarafa, çok mutlu oluruz gerçekten. Emeklerimizin karşılığını görürüz. Dönelim işimize. Denizlerimizi kirletmiyoruz. Balon balığı görevi görmüyoruz. Aa ne güzel söyledin ya. Şu poşeti oraya atan adam balon balığından daha zararlı aslında bizim sularımız için düşündüğünde. Çünkü bunu balık yiyor. Sen balığı yiyorsun. Vücudunda işte ağır metaller birikiyor. Ondan sonra kanser oluyorsun derdi. Ölüyorsun, gidiyorsun. Görüyorsunuz. Şey ortada. Nasıl duracağız burada? O tahta da büyükmüş ya. Şimdi bizim bu kamp yapacağımız yer yakacak bir şey kalmadı. Ormanın üst kısımlarında var. Oralara da çıkmak için ayakkabılar, terlikler pek uygun değil. Bunu alalım diyoruz. Ama nasıl alacağız işte? Nasıl ineceksin? Nereden? Nasıl yapacağız? Nereye? Vurmayalım. Şöyle gitsem, bebeğim şuraya gitsem. Burada da aşağıda var. Vurur muyuz altını? Bilmiyorum da kaya var. Vurmaz gibi geliyor bana. Şuraya vurabilir miyiz? Vurabiliriz. Yok. Allah! Dikkat et. Düşecek gibiyim. Dikkat et. Ay vuracağım. Çok gittin. Tamam korkma sen kendini sağla. Kamera elimde kalk aşkım nasıl? Bir dakika ver bana. Sen şunu alsan ben gerisini halledeceğim. Alacağım da uzanamıyorum ki oraya. Ver. Aynı buraya getir buradan. Ama sen onu nasıl kaldıracaksın ya? Ne alacağım? Neyi? Onun için bindin. Ya o da güzel. Olur. Onu atsan içeri tamam geriz. Yittir bebeğim. Yittir. Sağ ol gelsin. Buradan şunları da al gelmişken. Bence o büyüğü de almalıyız ama nasıl alacağız? Ebru tekne gidiyor. Ben gideyim pili alayım, sen onu biraz taşı, bir şey yap. Ne dersin? Ağzında alarm yap. Onu parçalamaya çalışsana. Tamam, sağ ol. Alayım ben onu. Abim sizin hastanız. Öyle mi? İstanbul'dan geldi. Çekiyorum ama sorun olur mu? Olmaz. Evet. İstanbul'dan geldi. Bir türlü karşılaşamadı sizinle. Ya biz mekanı açabilmiş olsaydık misafir ederdik onu ama bizde daha bu korona dolayısıyla. İnşallah. Evet, motorda bir sorun var. Yandık. Yandık. Motorda bir sorun var. Titriyor bir şey mi? Ebru kaldı orada. Tahta çarptı galiba motorun bir tarafına. Öyle bir şey. Aa poşet dolanmış pervaneye. Olur öyle denizde. Ne haber çocuklar? İsmin ne senin? Celil. Teşekkür ederim. Rica ederim. Çok sağ ol. İyi tatiller. Şimdi diyor ne oluyor diye. Saattir. Bakalım ne yapmış Ebru. Vallahi palet yok. Ebru da yok. Ebru! Ebru! Allah. Ebru! Oh!
Bravo! Kırılmıyor mu? Olsun. Güzel parçalar. Özür dilerim, seni burada bıraktım. Ama benim de başıma kötü şeyler gelmedi değil yani. Ne oldu? Poşet takıldı pervaneye. Dedim motor bozuldu, titriyor, bitmiyor, bir şeyler oluyor. Kalıyordun burada yani. Aşkım beni çok oralara çek. Aa! Geliyorsun. Şu anda bir karışıklık çıktı. Yanlış vitese taktım. Hadi aşkım aynı hareketi bir daha yaşamayalım ya. Dur dur öyle sen. Dur bir dahaki tura geleceğim. Ya tut tamam tamam. İyisin. Bindin mi? Kayaya gidiyoruz yine. Bindin sen. Dur. Tamam çıkıyorum çıkıyorum. Sakin sakin. Sakin sakin sakin. İyi misin? İyi. Ne oldu dizlerini tutuyorsun? Çizildi her yerim. Olsun bir şey ama şimdi tuzlu suya bir sokacağız onları. Püf. Ateş çıkacak. Sen olmasan ben ne yapardım bebeğim ya? Niye? Ne bileyim bak sen odun topluyorsun, yemek yapıyorsun. Efendime deyim. Acıktım ya. Tamam hadi az kaldı. Al sen kamerayı. Bir dakika. Balon nerede? Balon orada uyuyor. Siz ne yapıyorsunuz ben yokken? Vallahi işte şu suya düştü giderken ayağıma çarptı. Bam diyor şöyle. Burası kanıyor. Bayağı kanıyor maşallah. Kanıyor bayağı küçük kan işte. Kanmıyor. Gördün mü? Gördüm. Onun dışında pervaneye balon şey takıldı. Ne o? Poşet takıldı. Gittim orada olay çıktı. Vermiyorlar bizimkini. Ya ne yapıyorsunuz abi? Nerede abi? Bana yazılmış ya, yürü yürü. Dikkat et. Ay tiplere bak şimdi. Ama bugün sen de iyi çalıştın ha. Dikkat et. Dikkat et. İyi çalıştın bugün, iyi çalıştın. Kamptayken beraber çalışıyoruz. Dikkat et. Nasıl bir Herkül'üm ya? Bakın sen Herkül'e bak. Hadi gidelim. Herkül'lük de sonra. Ya çarpma bile. Evet. Güzel günler, güzel dakikalar. Geldi geçti. Sıra geldi ateş yakmaya. Çok yoruldum. Saça bakar mısın benim ya? Hortum gibi çıkmış bunu. Şimdi odun toplayacağız bebeğim. Toplayacaksın. Michael mı gideceksin? Michael Jackson. Kim gidecek? Sen gideceksin. Saç kim gitsin? Makas. 3 olan kazanıyor. Tamam. Elim köpek kokuyor. Benim de. 1-0 öndeyim. Devam. 2-0 Aa! Öndeyim. Çok bir şey toplamayacağım korkma. Bak bak. 3-0. Hadi canım. Ben sana çuval aldım şimdi. Tekneden alıyorsun onları bir güzel. Ondan sonra hadi. Bunu böyle dikeceğim. Tamam. Önce bir kazalım. Tamam yeter. Bitmez ya. Kendi de girecek ya. Girmez mi? Ben şimdi odun toplamaya gidiyorum. Ebru zannediyor ki ben iddiayı unuttum öyle gidiyorum. Size de öyle diyecekmiş. Sen iddiayı unuttu gidiyor. Nerede mi lan aynı odun çekiyor? Telefonumu almadı. Yanımızda çuval getirmiştik bir iki tane. Onları alacağım. Ne toplayabilirsem getireceğim. Bu arada bizim bu kamp yaptığımız yerde odun hiç yok. Hiç yok hem de. Ormanın tepesine kadar çıkmamız gerekiyor yakacak bulabilmek için.
Buranın iki tane plajı var. Böyle bir kum plajı var. Arka tarafa bakan diyebiliriz. Bir de arka tarafında taşlı bir plaj var. O da açık denize bakıyor. Buranın manzarası harikadır böyle. Kapalı bir göl, bir deniz görüntüsü vardır. Yol üzerinde bu şekilde devrilmiş ağaçlar var burada. Bunlar yıllar içinde kuruyor. Kurudukça daha iyi yanıcı hal alıyorlar. Çabuk geçiyor ama çok iyi ısıtıyor. Eğer siz de bizim gibi böyle eldivensiz, güvencesiz takılıyorsanız buralarda dikkat ediyorsunuz. Çünkü buralarda yılan, akrep olabilir. Tavuğu geçireceğimiz uzunca bir çubuk arıyorum. Bir dal, kalın da olması lazım. Şunun gibi. Muğla bölgesi ormanları yabani hayvanlar bakımından çok tehlikeli değil insan için. Yani en tehlikelisi burada bildiğim kadarıyla domuz. Bizim buralarda sıkça rastlanır. Biz Darboğaz'da yıllardır gidip geliriz. Herhangi bir domuz görmedik. İzlerini gördük. Ama kendisini görmedik. Her an her yerde karşılaşabiliriz. Gerçi şöyle bir şey var. Şu pardon. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Buradan aradan tepeyi gösteriyorum size şu anda. Bu kayalıklar var önümüzde. Şöyle belki görünür. O kayalıkların tepesine tırmanmıştık bir gün. Orada gördük büyükçe bir domuz. Dağın tepesini, en zirve taraflarını düşünün. Düzlükler var. Oraları böyle deşmişler. Düzlüklerde yuvalar yapmışlar kendilerine. Havuzlar açmışlar. Çamur içinde herhalde kendilerini gönüllerine eğiliyorlar. Eğer böyle acele ederseniz bu yolda yürürken, bak hala bırakmadı saçımı. Ve bunlar yerdeyse ayağınıza dolanıyor. Şu gördüğünüz dikenlerle resmen dikenli tel görevi görüyor. Ormanların dikenli teli diyorum ben bunlara. Yaklaşık bir saattir yok Cihan. Ben de küçük küçük odunlar toplamaya başladım. Yavaştan o gelene kadar ateşi yakarım diyordum. Geldi. Buldum istediğin odunları. Siparişleri getirdim. Yorulmuş görünüyorsun. Uzun yoldan gittim. Kısa keseyim diye düz yolu uzun tuttum. Yokuşu kısa tutayım dedim. Kayboldum. Çizildim. Saçlarımı aldı götürdü dikenli teller. Ne diyordum? Şey yaparız. Heh. Ateşi yakarım. He. Ama geldim. Ne yapayım? Yine sana daha kaldı. Yakmadım. Görüyor musun? Bana mı yakalasın? Sen dünyayı yakarsın be ya. Ateşi bırakmam sana gerçekten. Çok seviyorum da ben ateşi yakmayı. Buna tavuğu geçiririz diyorum. He. Şuralarını bir düzeltiriz şöyle. Ateş gidiyor. Ha şöyle soksak ama. Yeter. İyi mi? Yeter. Daha düz yok muydu? Var da hepsi çürük. Bulamadım. Böyle çeviririz. Bunu temizleyelim. Sağlam. Evet, bunlarımızı taktık. Şimdi bunu da takacağız. Biz ateşimizi biliyorsunuz saçta yakıyoruz. Bir de bunun büyüğü var bizde. Arabada taşıdığımız. Bu da tekne taşımız. Guççuk kardeşi. Aynı zamanda yemek yapıyoruz bunlar. Yemeğimizi de yapıyoruz. Bunlarla ateşi yakıp kalan, sabaha karşı kalan, içindeki kalan bu küllerini çöp poşetine boşaltıp çöpümüzle birlikte götürüp atıyoruz. Doğaya pek bir zarar yok aslında evet. Bunun ama görüntü kirliliği yapıyor. O yüzden dikkat edin, siz de çöpünüzü ortalarda Şartım. Bırakmayın diyor. Ne oldu? Deldim resmen. Bir şey olmaz, benim halime bak ya. Bu arada bu şey değil mi? Tohum tişörtü değil evet, mi? Evet, tohum tişörtü. Geri gelmişken ondan da bahsedelim. Evet, istiyorsun. Kaftım tişörtü bu. Bu tişörtten alarak doğaya 4 tohum ekebiliyoruz. Açıklama kısmına da bırakalım. Almak isterseniz eğer. Teşekkür ediyoruz Kaft'a böyle bir düşünceli hareket yaptığı evet. için. Demin... Kaft. Kaft. Demin bu arada ormana çıktığımda öyle bir kirlilik, öyle bir pislik var ki. Yani buraya evet, yaklaştıkça, inanılmaz. Böyle insan izini görmeye başladıkça başlıyor. Çöpler. Yanar mı bunlar dersin? Yanar ya. Keşke bu kadar çabuk yanmasa.
Neden? Biraz uğraşsam da seviyorum ateşi. Sen de kamerayı yakmayı seviyorsun. Yandı galiba. Ya lens yandı. Çok güzel temizledim bunu. Ben soktum. Ya sen nasıl bir kampçısın be yavrum ya. Şoktayım şu anda ha. Niye? Ne bileyim ben bu yorgunlukla nasıl uğraşıyor arkadaşım? Böyle. Ama bunu şimdi delmem lazım. Delmeden koydum. Şimdi ısının içerilere işlemesi için şöyle. Del acıma. Buralardan delikler atıyoruz. Eski tavukların tadı yok be Ebru. Ya, yok, yenilerin tadı yok, eskilerin nasıl, niye lan, niye yavru oluyor? Böyle çevireceğim bunu. Şu şekil. Sistemi kurdun da sopanın diğer tarafını yanlış yerden çıkardın sanki. Nasıl yani? Ne bileyim, ortadan çıkmadı, yandan, kalçadan çıktı. Ha. Ne yapacağız bunu? Ama bak orta şu an. Gel hadi ızgarada yapalım gel. Güzel oldu, güzel. Ama biraz geç olacak. Gördüğünüz gibi olmuyor. Görüyorsunuz. Tele döndük. Tele döndük. Telimiz çok pislenmiş. Uzun süredir de kullanmıyorduk. Yapışmış. Böyle temizleyeceğiz şimdi. Atacağız. Ondan sonra araya koyarız. Pıs. Şöyle denizle yıkıyoruz. Sonra ateşin üstünde biraz bekletiyoruz. Mis bak. Böyle kamp işlerine yeni başlayanlar, zaten eski kurtlar bilir bu işleri. Bunu keyif için yapıyorsunuz. O yüzden buraya gelirken dikkatli olmakta fayda var. Yani öyle hani biz hep idare eder tarzında, evet, malzemelerle çıktık geldik bugüne kadar. Ama şimdi artık gelirken daha dikkat ediyoruz. Yani düşün, biz de dikkat ediyorsak daha dikkatli olun yani. Çünkü o geceki uyku önemli ve evet, böyle dağda taşta falan sırtınız, beliniz ağrıyor. Matınız, yatağınız, bunlar kaliteli demeyelim de ne bileyim, sağlıklı ürünler olsun ki sizin sağlığınızı bozmasın. Senin de var mı kamçı dünyasında buradan söylemek istediğin, seslenmek istediğin? Yok, her şeyi söyledim. Aman efendim, lütfen, lütfen. Tavuğunuzu önceden pişirin. Aç kalırsınız bizim gibi. Evet, son umut. Ne diyorsun? Kızarmış, baksana. Ama biraz. Yok, o bizi aç bırakır değil mi? Tamam, hadi o zaman yapıyoruz. Artık vakti geldi. Vakti geldi Cihan. Çok bir farklılık yaratamadık maalesef. Aynı tarzda devam ediyoruz ızgaraya. Ama bu da güzel olacak. Yalnız deminki olsaydı efsane olacaktı. Bunu yapacağız gibi. Kaç saat önceden sence? Ne? İki saat. İki saat önceden hazırlıklara başlıyorsunuz. Tavuğun bir önce marinasını ediyorsunuz. Ondan sonra çubuğuna sokup vurdunuz mu 2 saat net. Sence? Bence daha uzun sürer. Marinasını yapıyorsunuz nedir ya? Göcek'te marina var. Orada yapabilirsiniz. Uygun fiyatlı marinalar. Mutlu Son'a çok az kaldı. Geldi Mutlu Son. Derya kuzusu bunlar. Derya. Burada da geri kalan kısım var. Bunu da ya atacağız böyle. Hıp da denek diye. Ne çıkarsa yiyeceğiz oradan. Bir şey çıkmazsa köpüşler var etrafta. Onlara vereceğiz. Of. Bu arada bir itirafta bulunacağım. Evet, itirafa dönüyoruz. Domatesi görünce şimdi aklıma geldi. Kamp derken domatesi böyle bütün bütün yemeği o kadar çok seviyorum ki böyle haşır taşır. Değil mi? Yerlere damlatma özgürlüğünü buluyorsun kendinde. Neden öyle ya? Ne kadar seviyorum. Çünkü senin içinde de eskilerde yaşamış bir kadın var. Bunu kabul et. Kabul ediyorum. Bizim yemekler hazır. Müthiş birer porsiyon. Ölümüne doyurucu. Afiyet olsun bir tanem. Sen de afiyet olsun. O zaman kapatıyorum artık bu olayları. Size bir soru sorayım mı? Kime soracağım? Sorun işte. Sana soruyorum. Sorun. Kampın, kamp olayının olmazsa olmaz bana 5 tane şeyini söyle. Önem sırasına göre değil. Sen de söyle.
Olmazsa olmaz 5 tane şarap. Ateş. Su. Şeyi söylemiyorum değil mi? Yani çadır lazım falan gibi değil. Hayır, lazımlık hayır. Olarak konuşmuyoruz. Hayır. Kampın içindeki doğallıklardan bahsediyoruz. Ateş. Müzik. Oyun. Olmazsa olmaz oyun. Oyunu aç. Hangi oyun olabilir? Hiç fark etmez. Yani şimdi bu taşı işte şuraya vurmak. Kim vurursa kazanır. Güzel. Olabilir. Mangal. 4. Yıldızlar. Aydın yıldız. Cihan. Fener'i kırıyor şu anda. Daha kırmadım. Tamam. Biraz tamam. Daha kırdıktan tamam. Sakin sonra. Olur. Sakin oluruz. Bu haftalık videomuzun sonuna geldik. Bizi evet. izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Pillerimiz bitiyor. Şu anda kırmızı alarm veriyor. Her an kapanabilir. Hadi gel kapanana kadar konuşalım. Tekrardan hatırlatalım. Videomuzu beğendiyseniz lütfen abone olmayı ve beğene basmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca zil sesini açarsanız bizi çok çok mutlu etmiş olacaksınız yahu. Kendinize çok iyi bakın. Biraz hoşça daha lafı kalın. Uzatalım lafı bitmedi daha. Her an bitebilir. Ama ayıp birden ayıp kapanırsa. Birden hayır kapanırsa. Şartlar zor. Şartlar birden, sen mi kapatıyorsun? Dur kapanıyor kırmızı. Günaydın. Günaydın. Neden saat 6'da kalktık? Çünkü bugün saat 6'da kalkmışsınız tuttu falan. Bak şu güneş var ya. Bak bebeğim. Dağın tepesine doğru çıktı. Gökyüzüne ulaştığında deniz patlayacak. Ve biz de burada kalmak zorunda kalacağız. Ve bizim burada kalabilecek bir durumumuz kalmadı. O yüzden geri kaçıyoruz şu anda. Durum bu. Açamıyorum. Çok zor zaten sana söylemiştim. Kıracağım bak şimdi bunu. Açılmıyor bu. Yanlış mı yapıyorum? Bir yardım et hele gel. Geldim. Ha. Desene ya. Küreği oradan alabilseydin ne olurdu? Hangi kürek? Normal kürek küre. Nerede kürek göremiyorum. Sen bu tarafa yat. Çarptık bir yere. Yola çıkmakla yolda olmak ayrı şeyler bildim. Sevmek gidebilmekti. Yolcuların dikkatine Van Gölü'nü hemen geçince sağda bir orman orada uyuduk. Yolcuların dikkatine yıldızlar var üstümüzde yer döşek bizi onlar kurudu. Düşlerimin peşinden bir karavan içinden kararımı çoktan verdim. Elinden kaçan balonun peşinden giden çocuğum kararımı çoktan verdim. Tamam. Burada kaldım.